Yani günümüzde her gün televizyonlarımızdan bize propaganda yapan bu insanlar, bu ekip, bir heyet, görevli insanlar yöntem olarak neyi benimsemişler? Şimdi biraz da efendim hikaye kısmıyla meseleyi şey yapalım. Üç hayvan hikayesiyle bu mankurtlaştırma projesini uyguluyorlar. Birincisi avcı kekliği, ikincisi küçük beyinsiz kuşlar, üçüncüsü de maymun. Nedir onlar? Şimdi avcı kekliği. Yavuz Sultan Selim Han tedbiri kıyafet etmiş, çıkmış çarşıya, kuşlar pazarını geziyor. Kekliklerin satıldığı bölüme gelmiş. Bakmış ki bu keklik bir altın, bu bir altın, bir altın, bir tanesi var 300 altın. Sormuş, demiş ki ya bunun özelliği ne? Ki bu 300 altın diyor, koy. Demiş ki satıcı, efendim o özel eğitimli ve güzel ötüşlü bir kekliktir. Ne yapar, bunun marifeti nedir? Avcılar bunu alır, bir yere koyar, çok güzel öter. Etraftaki bütün kekler, köklükler onun ötüşüne gelir. Avcılar da gizlendikleri yerden onları avlar. Diyor ki bu kendi milletine, kendi kavmine, toplumuna ihanet eden bir haindir. Kesin bunu diyor. Alıyor tabii ya, 300 altın veriyor, kesiyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de Türk milletini etrafına toplayan ve Batı emperyalizmine av yapan iyi eğitimli, Avrupa'da, Amerika'da eğitim görmüş, en iyi ötüşlü, iyi konuşan, iyi yazan, ağzı laf yapan, yüzlerce, binlerce avcı kekliği oturmuş her gün televizyonlarımızdan bize ötüyor. Peki biz bu ötüşlere kanacak mıyız? Kanarsak mankurtuz. İkincisi, La Fontaine'in bir fablı var. O fablılar ben çok severim, onları okuyun. Evrensel tehditdir onlar. Zaman ve mekan üstüdür. Orada dikkatimi çeken bir hikaye. Şimdi bir bilge kırlangıç var. Bir de küçük kuşlar var. Beyinsiz. Kuşların bulunduğu bölgede bir çiftçi kenevir ekiyormuş. Kenevir tohumu ekmiş. Kırlangıç demiş ki bu demiş sizin için sonra tuzak olacak. Bu tohumları büyümeden yiyin demiş kuşlara. Gidin hepsini o tohumları yiyin. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüşüyor. Yok demiş ya sen paranoyak adamsın. Bize öyle diyorlar ya şimdi. Öyle bir şey yok demişler. Ya kendi hallerinde ötüşüyorlar cıvıl cıvıl. Neyse tohumlar bitmiş. Bir de olmuş. Demiş ki büyümeden bunları da yiyin. Yok demiş ya sen ne yapsın? Atıyorsun. Sonra tabii büyüyor, kenevir oluyor. Çiftçi onları kafes yapıyor, ip yapıyor, tuzak yapıyor. Hepsi al kafesleniyor. Değerli arkadaşlar, tabi bilge kırlangıç burada Türk milletinin münevver Müslüman Türk aydınlarıdır. Bunlar yok değil. Az da olsa vardır. Bunlar bu milleti uyarıyor, ikaz ediyor. Diyor ki, Tanzimat'tan beri toprağımıza, ülkemize bizi avlayacak kenevir tohumları ekiliyor. Nedir onlar? Müslümanlık ve Türklük dışındaki bütün adlar, kimlikler, internasyonalizm, hümanizm, komünizm, globalizm, çok bunlar. Bütün bu tohumlar ekiliyor. Bu millet toprağına ekiliyor. Ziya Paşa'dan itibaren, tabi başkaları da var, Münevver Türk aydınları sürekli uyarıyor bu milleti. Diyor ki bakın, bunları yok edin. Bunların büyümesine izin vermeyin aranızda. Sonra başınıza geçirilecek birer şey olacak, kafes olacak. Ve kafeslenmiştir milletimizin çocukları. Komünist olarak, Amerikancı, Ermenici, hepimiz Ermeniyiz deyici, bilmem neci, yabancı kavramlarla kendi yerli, milli, İslami kimliğinin dışında kendilerine başka yabancı kimlikler bulmuşlardır. Yani Colaman adını unutulmuş, ona Mankurt ismi verilmiştir ve bu ismi benimsemiştir. Ve bu insanlar kendisini hep dışarıdan efendi aramıştır. Rusya'dan aramıştır, Çin'den aramıştır, hatta Arnavutluk'tan aramıştır Enver Hoca. Amerika'dan Avrupa Birliği'ni aramıştır. Şimdi değerli arkadaşlar ve son hikayemizde
maymun. Tabi Asya ülkelerinde maymunları avlamak için özel bir yöntem geliştirmişler. Diri olarak tutmak için, öldürmeden canlı. Hindistan cevizini içine oyuyorlar. İçine maymunun hoşuna gidecek bir yiyecek koyuyorlar. Onu da bir yere ağaca sağlam bir şekilde bağlıyorlar. Kendileri kenara gizleniyor bir yere. Maymun geliyor, ağaçtan iniyor. Elini sokuyor tabi. Eli girecek kadar genişlikte bir kapı yapılmış. İçerideki yiyeceği alıyor. Çıkamıyor tabi. Eli geri çıkmıyor. Çünkü ona göre oyulmuş orası. Geri çıkmıyor. Ne onu bırakıp elini çıkarıyor efendim ne der. Ondan sonra gelip avcı onu avlıyor. Değerli arkadaşlar, Tanzimat'tan itibaren emperyalist batı bize hoşumuza gidecek oyuncaklar, kavramlar, ideolojiler, kelimeler, fikirler, efendim eğlenceler, filmler, şunlar, bunlar verdi. Avuçladık bunları, bırakmıyoruz ve avlanıyoruz. Bırakmak zorundayız. Yoksa bu mankurtluktan intibaha gelmemiz, uyanmamız zor olacak. Değerli arkadaşlar, bizim Müslüman Türk milleti olarak ne global, ne enternet, ne dünya vatandaşı, ne hümanist, ne bilmem ne, kapitalist, bilmem. Bu tür isimlere ihtiyacımız yok. Bizim tek bir kimliğimiz var, tek bir adımız var. Biz Müslüman Türk milletiyiz. Dinimiz La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah, milliyetimiz ne mutlu Türk'üm diyene. Hepinize saygılar, sevgiler.